Beni hepiniz iyi tanıyorsunuz. Bu zeytin ağaçlarının altında büyüdüm. Babam burası için çok emek verdi. Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Değil mi Arif abi? Rahmetli baban sayesinde güneşli bahçenin zeytinliklerini herkes parmakla gösteriyor. Sadece babam sayesinde değil, hepiniz sayesinde oldu bu. Ama şimdi biri geldi ve burayı bizden almak istiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yani buraya gelince ne yapacağını, bizi nereye yollayacağını da bilmiyoruz. Belki yakıp yıkacak, belki şuraya bir bina dikecek. Ama kaybetmemek için bir şansımız var. Bir hafta içinde bütün mahsul teslim etmemiz gerekiyor. Biliyorum bu neredeyse 24 saat hepimizin çalışması demek. Ne dersiniz? Yapabilir miyiz? Yanımızdayız İpek Hanım. Dualar bizimle. Yardım edelim bence. Burası hepimizin. Hadi arkadaşlar var mıyız? Varız, varız, varız. Hadi, varız. Hadi başlayalım, evet. Hadi. Evet. Ne diye geldin? Ne istiyorsun? İpek'le konuşacağım. Benimle konuş. İpek'in vakti yok. Görmüyor musun halini? İyi o zaman şimdilik senle başlayalım. Peki Mali'nin kaybolduğu gece neredeydin? Anlat o zaman. Canım sıkılmıştı. Dolaşıyordum. Benzincide. Hem de Tekin Mali'nin arabası geçtikten yarım saat sonra. Öyle mi? Tesadüf işte. Hayat bu. Acayip bir şey. İyi, polise de tesadüf dersin o zaman. İpek'e borcunu bu şekilde mi ödüyorsun? Benim kimseye borcum falan yok. Bence bayağı bir borcun var. İpek Alyans'ı arabada düşürdüğünü söylemeseydin şu an hapishanede türkü dinliyor olurdun. Zaten ne halt yediyseniz hapishanede gideyim. Belki babam bir halt yemiştir. Refik. Olay istemiyorum. Gönder gitsin o zaman İpek Hanım. Bak kızım. Ben senin yüzünü daha önce görmedim. Adını sanını falan da bilmem. O yüzden benimle düzgün konuş. Konuşmazsan ne olur? Döver misin beni? Refik'i benzettiğin gibi. Tekin Malik değilim ben. Merhaba. İpek konuşalım mı biraz? Gitmemişsin. Gidemedim. İpek'ciğim işimiz var. Sinan vaktim yok. İyi, akşam 8'de eski iskelede ol o zaman. Fazla sürmeyecek. Tamam. Bunu yapamazsın. Bir şey yapmıyorum ki. Bu yapmamış halin mi? Sinan. Elinde senin kaydın var. Polisi Sinan kadar rahat idare edemeyiz. Gerçekten tek amacın Sinan'ı idare etmeye çalışmak mı? Başka ne olabilir ki? Çıkıyorum. Ama Refik'in peşime takılmaması gerekiyor. Korkuyor musun Refik'ten? Ya korkmuyorum da şimdi anlaşma onun elinde. İptal olmaması lazım. Tekin Mali'nin ruhu her yerde. Hem oğluna hem Refik'ine mecbur kaldık. İşte bir süre idare edeceğiz, ne yapalım? Burayı kaybetmemek için her şeyi yaparsın değil mi? Yaptım. Yaparım da. Partiden sıkıldınız bayım. Anlamadım. Yani burası diyorum. Çok sıkıcı. Ha. Bizim buralar biraz böyle sessizdir. Sen burada mı doğup büyüdün? Yok. Tekin Bey getirdi beni. Aa. Bilmiyordum. Ailen nerede?
Ailem yok ki benim. Kimsesiz mi büyüdün? 10 yaşına kadar. Sonra da Tekin Bey benim ailem oldu işte. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Girebilir miyim? Ya içerisi biraz dağınık da. Sonra girelim o zaman. Yani rahat hissettiğinde. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Beklettim, kusura bakma. Yok, sorun değil. Ama çok vaktim yok, gitmem lazım. Yani öyle uzun uzun konuşacak bir şey yok zaten. Şu hikaye bir çözülsün. Ben de gideceğim, işime gücüme bakacağım. Tamam, gidebilirsin. Yani Tekin bana mesaj attı. Herkes borçlardan dolayı gittiğini biliyor. Senin de burada tutan bir şey yoksa eğer. Komiser o mesajı gerçekten Tekin'in attığına emin olmak istiyor. Haklı da. Yani tamam da ben ne yapabilirim ki bunun için? Yalan söylemeyi bırakabilirsin mesela. Sinan, ben yalan söylemiyorum. Ya ben aptal değilim İpek. O gece arkadaşının tesadüfen o benzincide olduğuna beni kimse inandıramaz. Yok öyle. O öyledir yani, kafasını estiği gibi hareket eder. İşte canı sıkılmış, çıkmış gitmiş. Oradan da beni aradı hatta. Benim de moralim bozuktu, yanıma gelmek istedi. Sonra da işte annemin lokantasında buluştuk. Sinan. Bak bu herif ya defolup gitti, ya bir şeyler karıştırıyor, ya da öldü cesedi buralarda bir yerde. Tamam. Tamam, anlatacağım. Ben ona yardım ettim. Tamam mı? Eğer ölmüş gibi görünürse kimse peşine düşmez diye düşündük. Ya çünkü adamlar çok tehlikeli. Eğer o borç ödenmezse... Ya bir de sen onun borcunu mu ödüyorsun? Gerçekten seviyorsun bu adamı ha? Evet. Seviyorum. Bu adamı sevmek dünyanın en zor şeyi. Bravo. Ha, bir de tabii ben senin sevdiğin adamı zamanında öldürmeye teşebbüs etmiş. Kötü çocuk, değil mi? O yüzden tabii ki onu koruyacaksın. Beni yakacaksın. Sinan. Bak İpek. Tek bir seçeneğim var. Ya Tekin Malik'le beni görüştüreceksin. Ya da elimdeki mobese görüntülerini polise vereceğim.